Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bu haftanın Epic Games ücretsiz oyunu, bedava oyunu Prison Architect arkadaşlar. Bugün 11 Aralık 2021. Prison Architect eski bir oyun ama güzel bir oyun. Özellikle hapishane kurulumuyla ilgili bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda bir hapishane oluşturuyoruz ve hapishanenin müdürüyüz, yöneticisiyiz. Hapishanenin cezaevinin güvenliğinden sorumluyuz, mahkumlardan sorumluyuz. İşte onların yemesi, içmesi, odalarında kalmaları, onların cezaevinde çalıştırılması vesaire birçok şey var. Yani bir Amerikan hapishanesindeki bir müdürü canlandırıyoruz. Bir nevi de bir simülasyon ve strateji oyunu diyebiliriz. Şimdi oyunlarla ilgili özellikle bedava oyun olduğu için arkadaşlar ilk defa oynuyor olabilir. Ben bu oyunu Steam'den oynadım daha önceden. Çok uzun bir oyun sürem yok. Çok deneyimim yok. Ancak bildiklerimi aktarayım sizler arkadaşlar. Özellikle dil konusunu siz henüz sormadan ben size söyleyeyim. Seçeneklerde dil kısmında Türkçe var. Bu official yani resmi olmayabilir ancak fanlarının yaptığı bir çeviri de olabilir. Anlayabileceğiniz şekilde çeviri yapılmış arkadaşlar. Özellikle İngilizceniz çok iyi değilse ki teknik terimler var. Bazı işte inşaatla ilgili, yapıyla ilgili bazı teknik terimler de var. Sonuçta bu bir inşa etme oyunu ve simülasyon oyunu. Diliniz çok iyi olmasa da buradan dil seçenekten çeviri yapabilirsiniz. Bir de şunu karıştırıyor olabilirsiniz. Bu bir Prison Architect cezaevi hapishane inşa etme oyunu ve yönetme oyunu. Şimdi hapishaneyi duyunca mahkum olabiliyor muyuz? Mahkum olarak buradan kaçabiliyor muyuz diye düşünüyorsanız bunlar bu oyunda modlarla yapılıyor. Bu da ekstralarda modlar ve firar modu var. Firar modunda kaçıyorsunuz. Ancak çok fazla böyle bir oyunun orijinal içeriğinde bir şey yok. Steam atölyesinde tabii Steam'den değil Epic'ten oynadığınız için bu içeriği nasıl bulabilirsiniz bilmiyorum ama oyuncuların yaptığı, mod yapımcılarının yaptığı bir takım kaçma modları oyunda mevcut. Kendisinde de bir tane save dosyası var. Oradan deneyebilirsiniz. Ancak eğer hapishaneden kaçma simülasyonu veyahut da oyunu oynamak istiyorsanız Escapist diye bir oyun vardı. Bunun ikincisi falan da çıktı. Ve Epic Games'te ben bunu ücretsiz oynamıştım zamanında. Ona bakabilirsiniz. Zamanında aldıysanız Epic Games'ten Escapist'i özellikle deneyin. O tamamen cezaevinden kaçmaya yönelik bir oyun. Ona özel olarak tabi bölümler dizayn edilmiş. Bu oyun daha çok senaryosuyla cezaevi, hapishane kurma ve yönetmeyle ilgili. İstiyorsanız mücadeleler kısmından ölüm hücresi diyelim ve oyuna başlayalım. Bu hapishanede mahkumlardan birinin planlı infazı zamanı için bir infaz odası inşa etmek üzere sözleşme yaptık. Dediğimiz gibi resmi çeviri olmadığı için bazı cümlelerde düşüklük olabilir. Mesela çal diyor, oynat veyahut da başla diyebilir. Play tuşunu çal diye çevirmiş. Dolayısıyla çok güzel bir çeviri değil. Paradox'un oyunu, Paradox kötü strateji oyunu yapmaz bu arada. Onu da söyleyeyim. Grafiklere falan çok bakmayın, çok aldanmayın. Önemli olan grafik değil, oyunun eğlencesi. Kendinizi bir cezaevi müdürü gibi hissedebiliyorsanız oyun size beklentinizi karşılar yani öyle bir zevki verir. Çünkü görsel açıdan tatmin etmekten ziyade oyunun içeriği ve eğlencesi. Bakın cezaevine mahkumları getiriyorlar. Yeni mahkumlar geliyor. Bakın cezaevinin gardiyanları var. Çalışanları var. Müdürün ofisi, şefin ofisi, gardiyanların, ustabaşının ofisi. Çöpleri koydular. Ve burada da papaz. Bizim cezaevinde de imam gelir. Burada da papaz var. Muhtemelen bir ölüm mahkumu. Uzun zaman oldu oyun oynamayalı, hatırlamıyorum. Gelen çağrı CEO dediği de tabii Warden yani cezaevinin müdürü aslında CEO şirket müdürü falan değil. Bu çok zorlu. Bu binada iki kez cinayetten hüküm giymiş ve ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkum yatmakta.
İşte burası. Bu adamın büyük günü için bir infaz odası inşa etmek üzere sözleşme yaptık. Ha, adama infaz edecekler. Burası benim yeni tesisi inşa etmek istediğim yer. Bunun gibi herhangi bir projenin ilk adımı infaz odası ve nezarethaneyi yerleştirmek için içinde yeterli alana sahip binayı inşa etmektir. Evet. Cümleler biraz Google Translate çevirisine benziyor. Haydi başlayalım. Burada yeni bir bina inşa et. İnfaz tesisini konumlandırmak için bir bina inşa et. Aynı zamanda yeni infaz tesisi için girişe ihtiyacımız olacak. Evet, infaz tesisini kuracağız. Tutorial bölümü, eğitim bölümü. Güneydeki duvara bir büyük hapis kapısı inşa et. Şuraya büyük hapis kapısı. Bakın temeller diyor. Bina, bina tuğla, bina beton. Şöyle mi yapıyoruz? Hop, bunu yaptık. Giriş gerekli. Gene bir müdürün telefonu çaldı. İşçilerin bina inşa etmekten sorumludur. Malzeme odasından çelik ve beton toplayacak ve onu inşaat alanına götürecekler. Tüm bu ham maddeleri temel için kullanacaklar ve yeni binanın taslağını oluşturacak. Bu inşaatın en yavaş ilerleyen kısmı, bu yüzden yeni tesisler inşa ederken önceden plan yapmalısın. Biz beklerken etrafa bak. Etrafta dolaşmak için WASD veya yön tuşlarını kullan ve ekranı yakınlaştırıp uzaklaştırmak için farenin tekerleğini kullan. Şöyle bak diyor. WASD ile gördüğünüz gibi kantinimiz var. Müdür odası, gardiyan, baş gardiyanın odası, mutfak, mahkumların hücreleri var. Şöyle tıklayıp hepsine bakabiliyorsunuz. İşte yaşı, ne yaptı, kaç yıl, 3 yıl yemiş mesela, alkollü araç kullanmış veyahut da uyuşturucu etkisi altında. Karakterini görebiliyorsunuz, mahkumların dosyalarını, aldıkları cezalar, güvenlik, cart çurt bunlara bakabiliyoruz. Şimdi görevler de bunlar. İnfaz tesisini konumlandırmak için bir bina inşa et, girişe büyük bir hapis kapısı inşa et. Duvar. Oyunu çok unutmuşum. Bayağı unutmuşum. O nedenle oyunu bilip de izleyenler varsa biraz delirebilirler. Evet, büyük hapis kapısı. Tıkladık. Ha, önce bu duvarı yapacaklar. Tamam. Duvarı yapıyorlar, betonları yapıyorlar ve ona göre inşa edilecek. Temel atılıyor. Duvarlar ve kapılar diyor. Ha, kapılar burada, evet. Büyük hapis kapısı. Okey, şuraya yapıyoruz. Tamam. Oraya yaptık. Evet. Onlar çalışırlarken, temellerini atarlarken bizler izleyelim. Burası da avlu. Hızlandırabiliyoruz buradan. Beklemek istemiyorsak. Evet, 51 mahkum alabiliyoruz. 40 mahkumumuz var. 20 gardiyanımız var. Günlük nakit akışımız da 2730. Yani bir CEO gibi aslında. Şirket yönetir gibi de. İşin ekonomik kısmı da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri bize, Adalet Bakanlığı, para göndermiyor. Biz de kendimiz, daha doğrusu para gönderiyor ama kafamıza göre her istediğimizi de yapamıyoruz. Belli bir bütçemiz var. Bu bütçeyi aşacak şeyler yapamayız. Bu arada isyan falan da çıkmamalı. Hem güvenliği sağlayacağız. Bakın burada duş aldıkları yerler. Küçücük bir hücrede tutuyorlar. Aa, burası ekonomi diyorum. Elektriğin olduğu yer, güç kaynağı. Kapımız geliyor. İnfaz tesisini konumlandırmak için bir bina inşa et. Bina inşa ettik. Girişe büyük hapis kapısı inşa et. Hızlandıralım bakalım. Ha, birisi oldu. Bu da oldu. %100. Okey. Güzel. İyi gidiyor. Binanın içine hücre ve infaz odası istiyorum. Alanı biraz tuğla duvar örerek bölümlere ayır. Tuğla wall. Tuğla duvara da tuğla wall diye çevirmiş. Hadi bakalım. Duvarlar zaten size böyle yanıp sönüyor gösteriyor. Araya bir duvar at diyor. Attık. Şuraya da at diyor. Buraya da at. Burası tutorial. Oyunu bize öğretiyor henüz. 500 dolar tuğlaya gitti. Vay arkadaş.
Bunu zaten yaptık. Neden yapılmıyor? Ha, getiriyorlar tuğlaları. Tuğlayı yalnız başka yerden getirdi. Öyle mi? Birazcık öğrenene kadar, daha doğrusu hatırlayana kadar da şeyler olabilir. Evet, yapıyorlar. %50-50 diyor. Tuğlaları işçilerimiz alıyorlar. Yatak malzemeleri, çöp kutuları, kitaplık, hepsinin malzemesi falan geliyor. Şimdi tüm bölünen duvarlara bir büyük hapis kapısı ekle. Bir nesneyi yerleştirmeden önce farenin orta tuşunu tıklayarak döndürebilirsin ya da R'ye bas diyor. İç duvar inşa et. Bir nesneyi dönüştürmek için orta tuşu tıkla. İç duvar inşa et. İç duvarı neyle yapacağız? Burada kapı var. Çit. Duvar. Paslı duvar var. Paslı duvar. Aa, yok. Büyük hapis kapısı yap diyor önce. Ha, büyük hapis kapısı yap. Şununla da çevir diyor. Bunlarla çevirdik. Pekala. Şimdi bakalım. Tabii sadece bunlar değil. Zeminler yapılabiliyor, odalar yapılabiliyor, hücre kapısı, koğuş, kantin, mutfak, duş alanı, avlu, şapel, spor salonu, resepsiyon. Nesneler var. Duvar lambaları, satranç masası, tablolar, ranzalar, tuvaletler, oturacak banklar. Personel alabiliyoruz. İşçi, gardiyan, aşçı, müdür, ustabaşı, şef. Gayet güzel şeyler var. Geliştirilmiş hücre. Hazır kuruyorsun. Şablon halinde sanırım. Planlamalar var. Acil durumlarla ilgili operasyon timi, itfaiye, hava itfaiyecileri falan bir şeyler diyor. Bunlar belki DLC ile geliyordur. Bu içeriğin hepsi olmayabilir. O konuda emin değilim ama gördüğünüz gibi çok fazla seçenek var. Yani hayalinizde böyle bir hapishane müdürü olmak varsa ve hatta acaba nasıl olurdu hapishane yönetmek diyorsanız, grafiklere aldanmayın. Bu bir strateji oyunu. Güzel içerik var, onu söyleyeyim. Güzel görünüyor. Şimdi tüm bu boşluklara odalar belirlememiz gerekiyor. Bakın, dışını yaptık. Önce zeminini hazırladık. Sonra duvarları çektik. Sonra iç bölümler yaptık. Kapılarla birlikte ayırdık. Sonra odaları belirleyeceğiz. Daha küçük alanın içinde hükümlerin yaşayacağı bir hücre belirle. Bir infaz odası belirle. Ya, o adama özel bir hücre yapacağız ve infaz odasını yapacağız buraya. Aynı zamanda öğretiyor. Hücreyi buraya yapalım. Hücre dediği tabii şey. Ceza evinde mahkumların kaldığı odalar. Burası da infaz odası. Odalar kısmından yapıyoruz bunu. Odalarda ışıksızım dememek için ışık mı gerekiyor? İşlevsel hale gelmeden önce bu yeni odaların gereksinimleri var. Hücreye bir yatak ve tuvalet gerekli. İnfaz odasına elektrikli sandalye gerekli. Vay arkadaş. Amerika'da tabii idam var. Önce bir yatak şuraya atalım. Hücreye. Niye olmadı? Tuvalet. Tuvaleti şöyle bir yapalım. Yatak geliyor, tamam. Yatağı oraya getiriyoruz. Elektrikli sandalyeyi de buraya kurduk. Şimdi seyredelim. Mahkumumuzun yatağı geldi. Tuvaleti de geliyor. Bir yatak, bir tuvalet. Vay arkadaş. Elektrikli sandalye de geldi mi? Orada amel defteri kapanacak bu mahkumun. Hakkında idam kararı var. Hangi mahkum acaba? Şurada bir yerde gösteriyordu. Aa, şu adam işte, bakın. Fletcher 6 yıl hapis yattı, 11 yılı kaldı. Kara borsa, rüşvetçilik, röntgencilik. Vay, röntgencüymüş adam. Bunu
Bunu göremiyoruz. Tabii o çünkü senaryoyla ilgili. Wallace 10 yıl yatarı varmış. 2.1 yatmış. Tehlikeli sürüşten ölüm. Hızlı araç kullanmış. Birini ezip öldürmüş. Howell şiddet karışıklığı. Tabii iyi bir çevirme değil. Savunması suçlu değilim demiş. Saldırmış birine 5 yıl yemiş. Falan filan. O ne? Mahkumların hücreleri açıldı. Ha, bu arada şeyler devam ediyor. Yani burada bir hayat devam ediyor. Bunu unutmayalım. Burada yaşam devam ediyor yani sürekli olarak ihtiyaçları var. Kantine geldiler, yemek yiyorlar, spor yapıyorlar. Ne bileyim çalışıyorlar falan filan. Evet, işçimiz getiriyor elektrikli sandalyeyi. Akşam 8.30 olacak. Elektrikli sandalye de hazır. Bunlar ilgilenilmesi gereken önemli şeyler. Fakat hala yapman gereken birkaç iyileştirme var. Sana kalmış ama bunlar kesinlikle gerekli değil. O senin mahkumlarını ve onların çevrelerini ne kadar düşündüğüne bağlı. Hücre dışa bakan bir pencere ve küçük bir kitaplıkla geliştirilmeli. Evet, oyunu öğretmeye devam ediyor. Ve bina yüksek kaliteli bir zemin malzemesiyle daha iyi görünür. Ahşap döşemelik tahta ya da mozaik karo gibi. Ya burada adamı infaz edeceksiniz. Şekle gerek var mı yani? Eğer gerekli olduğunu düşünüyorsan dışarıya biraz lamba ve bir asfalt yol ekle. Evet, bunlar optional herhalde. İsteğe bağlı yani. Bu mahkum idam edilecek. İşte bahsi geçen adam bu. Edward Ramsey. İnanabiliyor musun? Bir zamanlar öğretmenmiş. O bunu hak ediyorsa bu bizim karar vereceğimiz bir şey değil. Bu kararı hukuk verdi. Biz burada göreve yeni başladık. Hakim kalemini kırdı. Binanın hazır olduğuna kanaat getiriyorsan yeni hücresine mahkumluk transferine başlayabilirsin. Hücresinde transferi başlatmak için sadece Polaroid'e tıkla. Yani şuna tıkladın mı oluyor. Ama bir şeyler daha yapabiliyoruz. Birlikte yapalım bakalım. Mesela zemin ne diyor? Kaldırım taşı ekle diyor. Ama nereye ekleyeceğiz? Bir saniye. Hücreye pencere ekle, hücreye kitaplık ekle, yüksek kaliteli malzemelerle zemini yeniden döşe. Zemini döşeyelim. Yani çevre düzenlemesi. Zemini kaldırım taşı mı demişti? Bize mozaik demişti sanki. Gerçi şunu tıklattı. Şöyle şuraya birleştirelim. Ondan sonra ne yapılabilir? Hücreye pencere ekle. Kitaplık ekle. Kitaplık ekleyelim şuraya. Bir kitaplık ekledik. Işık. Şuraya da bir ışık atalım. Ve pencere ekleyeceğiz. Odalarda ışıksızım olmasın diye şöyle şuraya da bir pencere ekledik. Dışarıya baksın. Pekala, hangileri tamamlandı bir bakalım. Pencere, kitaplık. Yüksek kaliteli malzemelerle zemini yeniden döşe. Yeni binaya yol inşa et. Binanın etrafına birkaç ışıklandırma yerleştir. Ha, binanın etrafına diyormuş. Binayı biraz ışıklandıralım. Ondan sonra şuraya da bir pencere atalım. Tuvaletin hemen yanı değil de şura olsun. Yolumuz da yapılıyor. Kaldırım taşından. Başka ne diyordu? Hücreye bir pencere ekle. Pencereler de eklenecek. Yüksek kaliteli malzemelerle zemini yeniden döşe. Zemin. Yüksek kaliteli malzeme. Mesela şu. Beton zemin. Mozaik zemin. Ha, mozaik yap diyordu.
Buralara mozaik zemin yaptık. Hatta hepsine yapalım. Yeni binaya yol inşa et. Yeniden yollar mı istiyorsun? Başka yollar mı istiyorsun? Şuradan da bir yol gelsin. Hadi bakalım. Hızlandırıp görelim. En hızlı da görelim. Yol da yapıldı. Evet, gördüğünüz gibi hücre pencere ekledik, kitaplık ekledik. Zemini yeniden döşedik. Yeni binaya yol inşa ettik. Ve etrafa birkaç ışıklandırma yaptık. Bundan sonrası Polaroid'e tıklayarak, işin bittiğinde Edward'ın hücresindeki Polaroid'e tıklayarak mahkum transferine başla. İnfaz odasına göndereceğiz. Şef arıyor. Bu adam için tek bir gözyaşı dökme. O soğukkanlı bir katil. İşlediği iddia edilen tüm suçlardan suçlu bulunmuştur. Hatta itiraf etmiş. Ne yaptığını onun ağzından duymak ister misin? Cıvık şey, öğleden sonra 11 gibiydi. Işıklar zaten açıktı. Onun evde olduğunu biliyordum. Evet, flashback yapıyor. Geçmişine dönüyor. Neden cinayeti işlemiş? Görüyoruz. Bu adamın evi normalde. Yine oyundaki objelerle, nesnelerle yapmışlar. Aa, karısını başka bir erkekle yakalıyor. Revolver'ı çekiyor. İş üstünde yakaladı. Namus cinayetiymiş arkadaşlar. İkinizi burada yakalayacağımı biliyordum. Edward'ın eşi Susan. Edward, yapma, sakın yapma. Ne yapacaksın? Üf. Adamın alnına sıktı. Kadını da öldürdü. Of. Dayı böyle düşmüş mapushaneye. Ve ölüm cezası verildi. Yani kampanyasında da senaryosunda da dümdüz değil. Biraz böyle duygusal bir şeyler de katmışlar. Bana sorarsan gün gibi aşikar. Alacağı her bir voltu hak ediyor. Her bir voltaj elektriği hak ediyor diyor. Rahip, herkes affedilmeyi hak eder. O bile böyle bir nihai karar verebilecek kadar kendinden emin misin? Karını başka kadınla yakalamak yaptıklarının bir mazereti değildir. Vay geniş şef vay. Ve elinde dolu tabanca ile gitti. Onları birlikte basacağını biliyordu. İşte önceden planlanmış çifte cinayet. Bunu öğretmenin değil de gardiyanın demesi de apayrı bir hikaye. O yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir şey yapmadı. Bu eyalet için iyi bir örnek oldu. Eğer cinayeti 160 kilometre kuzeyde işleseydi bunun yerine ömür boyu hapis cezasına çarptırılırdı. Bu nasıl bir adalet? Evet, her eyaletin Amerika'da farklı yasaları var. Suçu işlediği eyalette bunun karşılığı cinayet olduğu için ölüm cezası olduğu için ölüm cezasına çarptırıldı. Diyor ki 160 kilometredeki komşu eyalette işlese ömür boyu hapis olurdu. Nasıl bir adalet anlayışı diyor. Yani burada birazcık konuyu okurda anlarsanız güzel şeyler de var yani. Güzel de bir senaryo var. Böyle bir adamın boş boş dolaşmasını ister misin? Onun gittiğini bildiğimde gece rahat bir uyku çekeceğim. Bu arada kelepçenin mahkumdan büyük olması. Şimdiye kadar iyi. Fakat bir problem var. İnfaz odası henüz faal değil. Çünkü elektrik yok. Elektrik şebekesine bağlanmaya ihtiyacımız var. Evet, bu da oyunun bu kadar basit olmadığını gösteriyor. Burası alt kısım, yani elektrik şebekesi. Kabloların gittiği yer. Şurada az önce gösterdiğim şeye bağlanıyor. Trafodaki elektriğe bağlanıyor. Biz şimdi hapishaneyi tüm hapishanenin elektrik düzenini gösteren yardımcı birimler modunda görüntülüyoruz. Hapishanedeki her bina kalın yeraltı kablolarıyla güç nakil şebekesine bağlıdır diyor. Güç nakil şebekesi. Şurası.
O da burası, evet, görüyoruz. Ve kırmızı yanıyor. Henüz yeterli elektrik yok burada. Hapishaneye elektrik bu trafo merkezinden sağlanmaktadır. Ulusal şebekeden gelen elektriği düzenler. Evet. Gördüğün gibi hapishanenin tüm kanadındaki hücreler elektriksiz. Tüm ışıklar kapalı. Bu problemi çözmek için öncelikle yardımcı birimler moduna geçerek lambalarda neden elektrik olmadığını anlamamız gerekli. Evet, buraya elektrik gelmiyor. En yakın elektrik kablosu buraya çok uzak. Mühendislerimiz bu bölgedeki elektrik tesisatını tamamlayamıyor. Hapishanenin bu kanadını kaplamak için yakındaki elektrik kablosunu uzat. Evet, yardımcı birimlere geliyoruz. Elektrik kablosu zaten parlıyor. O nedenle görebiliyoruz. Bunu şuraya kadar mı getirmemiz lazımdı? Şöyle mi getirmem lazımdı? Evet. Zamanı hızlandıralım mı? Ha, geliyorlar. Şuraya kadar getireceğiz sanırım. Elektriğe ihtiyaç duyan tek şey ışıklar değil. Senin yeni elektrikli sandalyen de elektriğe ihtiyaç duyuyor. İnfaz binasını elektrik şebekesine bağlamak için güç kablolarını kullan. Kullanalım. Elektrikli sandalyenin kendisi elektrikli eşyaların bir çeşididir. Kendine özel elektrik hattına ihtiyaç duyar. Onu doğrudan ana kablolara bağlamaya ihtiyacın olacak. Elektrikli sandalyeyi elektrik şebekesine bağla. Yine buradan şöyle yapıyoruz. Bu yer altından giden kablolar. Şöyle yapıp yer altından gittiği için bunu bağlayabiliyoruz. Şöyle bağladık mı? Bakınız, elektrik trafosuna, güç merkezine, elektrik santraline gelen kabloyu buradan elektrikli sandalyeye kadar bağladık. Tabii öyle her yere kablo çekerim demekle olmaz. Maksimum enerji üretimi 250 birim. Şu anki enerji üretimi de 167 birim. Yani çok fazla üretemiyoruz kapasitesinin üstünde. Onu da unutmayalım. Evet, mühendislerimiz, işçilerimiz çalışıyor. Tıkır saat gibi işliyor. Pekala. CEO yine arıyor. Bence işimiz bitti. Yeni infaz odasını kullanmadan önce en az bir defa test etmeliyiz. Her şeyin tamam olduğuna emin olmak için onu birkaç saniyeliğine açacağım. Aç bakalım. Elektriği verdi. Çalışmadı. Görünüşe göre çok fazla güç çekip elektrik santralindeki şalteri attırdık. Tüm hapishane karanlık. Hadi bakayım, hayda. Elektrikli sandalyenin çektiği gücün aniden artmasını engelleyebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacımız olacak. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Öğretiyor yani şu an sıfırdan bir cezaevi yaparken neler yapmamız gerektiğini. Öncelikle gücü tekrar açmamız gerekiyor. Bu 2 adımlık bir işlemdir. Elektrik santralini tekrar açmak için üzerine tıkla ve çıkan menüde açı seç. Sonra 3'ten fazla kapasitör inşa et. Böylece elektrikli sandalyeyi çalıştırmak için yeterince elektrik kapasitemiz olacak. Bunu yaptıktan sonra elektrikli sandalyeyi tekrar test etmek için üzerine tıkla ve çıkan menüde açı seç. Pekala, yardımcı birimlerden kapasitör diyoruz. Kapasitörleri şuraya yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tanesini yaptık. Öyle mi? Tabii önce bir yapsınlar. A3 yeni kapasitör dışarıdan geldi bakın. O kadar hızlı ki. O kadar hızlı getirdiler ki. Kapasitörleri hemen bizimkiler aldılar. Goy goy yapan gardiyanları görüyoruz burada. Birini getirdi. Taktı. Ötekini de taktı. Ötekini de taktı. Şimdi takınca şuradan aç diyoruz. Elektriği açıyoruz. Yardımcı birimlerden kapasitesini falan da görebiliriz. Şuradan da bunu açıyoruz. Açtık. Aferin. Bu işi bitirdiğimize inanıyorum.
Şimdi olanlar kontrolümüz dışında. Profesyonel bir iş yaptık ve işletmemizde önemli olan da bu. Daha sonra ne olacağı hakkında endişelenmemeye çalış. Müdür tam acımasız ya. Hazreti İsa'nın heykelini bile yapmış adamlar. Son duanı et. Mahkum. Bir idam mahkumunun son günü diye bir kitabı vardı Victor Hugo'nun. Kısa bir kitap, onu da okumanızı tavsiye ederim. Bu videoyu görünce o aklıma geldi. İdam mahkumunun idam edilmeden önceki son gününü anlatıyor. Sefillerin yazarı Victor Hugo. Size yardımcı olabilir miyim? Edward elinde tesbihle geldi. Tanrı seni affetsin evlat. Bağışlanmak mı istiyorsun? Bilmiyorum, bir şeyler yapmalıyım. Yaptığım şeylerle yaşayamam. Rahip, kendi içine dönmelisin. Her ne yaptıysan sonuçlarından kaçamazsın. Geçmişinle yüzleşene kadar asla kendin için yaşayamazsın. Geri dönmek istiyorum. Onu bağışlamak istiyorum. Onun da beni bağışlamasını istiyorum, diyor eşiyle ilgili. Her ne yapmış olsan da eğer istersen Tanrı seni bağışlar. Fakat kanun nezdinde cezanı çekmelisin. Başka yolu yok. Zamanı geldi Edward. Sen doğru olanı yaptın. Dünya seni bunun için affetmeyecek olsa bile. Yakında Tanrı'na kavuşacaksın ve seni en son yargılayacak olan o. İnfaz odasına götürülecek. Bakın, çok basit grafiklerle bile duyguyu verebilmiş adamlar. Indirecek. Yeşil Yol muydu? O filme de benziyor. Üf, cellata bak. Tom Hanks'in oynadığı film. Edward Ramsey, iki kez kasten adam öldürmekten suçlanıyorsun. Cezası ölüm. Söyleyeceğin bir şey var mı? Eşhedü en la diyormuş. Susan, üzgünüm. Şak, şalter indirdi. Elektriği verdiler. Bölüm 2, Palermo. Evet, bu bölüm bir tutorial bölümüydü. İkinci bölüme geldik. İkinci bölümde cezaevinde yangın var. Tabii bu bölümü biz bu videoda yer vermeyeceğiz. Diğer binalarımızın birinde büyüyen bir kriz var. Birisi hapishane mutfağında yangın çıkarmış. Öncelik ateş söndürmek, zayiatı durdur ve daha fazla hasar oluşmasına engel ol. İtfaiyeyi çağırmak için araç çubuğundan acil hizmetler düğmesini kullan. Hapishanenin tamamını yerle bir etmeden bu yangını kontrol altına aldı. Evet, bu kadar arkadaşlar bizim bu oyunla ilgili tanıtacağımız yer. İlk bölümü oynadık. Mücadele dediği ölüm hücresini bitirdik. Palermo'ya geçtik. Tabii bu kadar basit değil. Çok fazla detay var. Mesela yangın çıktı. Hapishanede isyan çıktı. Neler yapılabilecek? Bunların hepsi anlatılıyor. Görüldüğü gibi basit grafiklerle böyle bir indie bir oyun. Ama oynaması zevkli. İleride mahkumlar isyan etmeye, kaçmaya çalışırsa neler olacak gibi şeyler aklıma gelince bu oyunda büyük bir potansiyel görüyorum. Eğer oynamayı düşünüyorsanız
bu oyunla ilgili ilk bölümü oynadık, bitirdik. Size bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Epic Games'ten bu bedava oyunu Prison Architect'i almayı unutmayın. Kanala abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Zaten Epic Games ile ilgili bedava oyunların videosunu çekiyorum. Sorunlarınız varsa, oyunu çalıştıramıyorsanız veyahut da anlamadığınız bir kısım varsa lütfen yorumlara bunu kibar bir dille yazın. Elimden geldiğince yanıt vermeye ve cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.